Şimdi DEM Partisi'nin yaptığı açıklama... Üç tane aslında. Üç tane. Üçüncü? Evet, İyi Parti'yi de sayalım. İyi Parti'yi de kesinlikle sayalım. Aynen öyle. DEM'le yeniden refah kilitlendik. Ne oluyor CHP'de Elfin Hanım? Yani şimdi bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Orada görüşmeler sürüyor galiba DEM Partisi'yle. Net. Ama bir işbirliği çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ama Başak Demirtaş'ın adaylık açıklaması bir taraftan bir tarafa biraz böyle hafiften bir nefes aldırırken bir diğer tarafta da ya ne oluyor şimdi nereden çıktı gibi bir algı oluşturdu. Bunu kulislerden de biliyoruz zaten hissediyoruz da açıklamalardan. Ama bakıyorum ya bu adaylar belli adaylar var İstanbul için mesela belli ilçeler. Çankaya mesela yani daha netleşmedi. Orada da yani hiç böyle olmazdı. Bu kadar sona kalmazdı. Bu etkiyi neye bağlıyoruz? Bu arada Pınar da hemen orada KJ'yi atmış. DEM kararını bu hafta sonu verir mi? Vallahi çok hararetli geçecek galiba bu hafta sonu. Buyurun Elfin Tataroğlu. Öyle yani demin sanıyorum 3 Şubat'ta bir karar açıklaması veya kasını toplaması bekleniyor. Önemli bir karar. Yani tabii demin içerisinde de bazı fikir ayrılıkları olduğuna dair kulis bilgileri artık ne kadar doğru bilemiyorum. Dolaşıyor yani İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmama doğrudur. Konusunda. Doğrudur. Tabii son düzlükte bu kararları önemli, onu söylemek lazım. Yani yeniden refahın kararı çok önemli, demin kararı çok önemli her iki taraf açısından da. Ben az evvelki tartışmaya dair Nasuhi Bey'in söylediği bir şeye katılıyorum. Yeniden refah AKP'nin, AK Parti'nin yanında durduğu müddetçe büyüyor. Yani iktidara destek sunup yanında durduğu müddetçe ondan yani oy geçişkenliği tabandan tabana kesinlikle yüksek katılıyorum. Olan bir parti. Bence de kesinlikle. Yani iktidara bir bayrak açıp bir tarafa çekildiğinde yok. Ben aynı oy oranını yakalayamayacağını düşünüyorum. Tabii. Ama yine de tabii ki AK Parti'nin uygulamalarına karşı itirazı olan muhafazakar seçmen için önemli bir adres olduğu şimdiden söylenebilir. Tabii, bir nefes alanı tabii, belki. Bir pencere. Tabii o söylenebilir. Onun dışında tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından da demin aday çıkarıp çıkarmaması önem teşkil ediyor. Fakat tabii muhalefette durumlar biraz daha farklı. Yani muhalefet 2023 Mayıs seçiminden sonra zaten 2023'ten önceki blok yapısını kaybettiği için ki aslında o blok yapı hani bence bütün ittifaklarda 2023 öncesi kadar sert ve kırılmaz dokusunu yitirdi. Ama daha ziyade muhalefette yitirdi. Tabii bir kayıpla sonuçlanınca seçim. Bu bağlamda baktığımızda zaten ortada bir ittifak olmadığı için muhalefetin adayı ve ilçe adayları kendi hem kişisel yani adayın kişisel özellikleriyle hem de işte bir gönül ittifakı yani seçmenin gönlüne ne kadar dokunabildiği o süre içerisinde işte sosyal kesimleri, kimlikleri ne derecede hoş tutabildiğiyle de bağlantılı bir şekilde oy alacaklar. Yani demin artık hani aday çıkarsa dahi hani bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Ve CHP'nin adayları... Elfin Hanım size bir şey sorabilir miyim? Sayın İmamoğlu'nun işi zor mu? Ne düşünüyorsunuz? Ya işin matematik kısmını bir tarafa koyalım onu da düşünerek. Bir diğer taraftan da ya bu denklem tamamen değişti gerçekten. Yani şimdi bakıyorsunuz işte ya İyi Parti'nin bir adayı var. Yani onun da belli bir oranı olacak. Azmi Karamahmutoğlu'nu da küçümsemeyelim. Tırnak içinde söylüyorum. Yani bir ağırlığı var, bir algısı var. Kendisi de tanıyan biri olarak söylüyorum. Yani böyle bir onu da koyalım bir tarafa. Bir diğer taraftan Sayın Murat Kurum zaten ciddi bir rakip Sayın İmamoğlu'yla işte eş, o yüzden Kurum mu İmamoğlu mu diyoruz. Ama işte denklemin diğer taşlarına baktığımızda Başak Demirtaş'ın adaylığı söz konusu. Bu denklem içinde mesela 5 ay öncesi böyle değildi durum. Yani o ittifak denklemi vardı. O blok giderse Sayın İmamoğlu'nun işi çok daha kolaydı. Şimdi ne düşünüyorsunuz burada? Açıkçası ben ilk adaylar açıklandığında yani AK Parti'nin adayları açıklandığında Sayın İmamoğlu'nun hiç tereddütsüz ve çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağını düşündüm. Ve bunu da hani paylaşmıştım sosyal medyada. Tabii çeşitli gerekçeleri var. Yani
daha bir önceki seçimde Sayın İmamoğlu'nun karşısına aslında AK Parti'nin en tanınan, en üst görevlerde bulunmuş. Yani meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış. Ayrıca kişisel sempatisi de yüksek bir isim. Binali Yıldırım'ı çıkarmışlardı. Yani Binali Yıldırım'ın karşısında kazanan İmamoğlu bu 5 yıl içerisinde zaten ayrıca hem tanınırlığını arttırdı, hem güçlendi. Tabii mevcut belediyeye sahip olmak her zaman bir avantaj. Yani sahaya bir adım önde iniyorsunuz. Dolayısıyla hani adaylar çıktığında tabii ki ben çok avantajlı olduğunu düşünmüştüm. Tabii ama sonrasında gelişen özellikle muhalif cephedeki ittifak dağılması içerisinde elbette hani çok rahat olmadığını söyleyebiliriz ama hala avantajını koruyor. Bunu zaten bakınız geçen hafta AK Parti'nin adayı Murat Kurum dedi ki yeni anket yaptırdım 1,5 puan öndeyiz dedi. Yani şimdi herkes bilir ki partilerin kendilerinin yaptırdığı anketlerde genelde partiler daha önde çıkar. Bu hani daha önde çıkmış anket anladığım kadarıyla 1,5 puan önde. Ama mesela yani, bu gerçekçi bir açıklama anket, değil mi? Anket daha böyle yapılmış da olabilir Elfin Hanım. Güven vermiyor mu? Yani, güven vermiyor mu bu açıklama? Daha gerçekçi. Bir de popülarite dediniz hayır, ya. Hayır ben buyurun buyurun. Gerçekçi değil demedim. Yani seçimin ne kadar başa baş olduğunu tabii zaten herkes bunu söylüyor. Yani tabii tabii. Bizzat AK Parti adayı tarafından söylenmiş bir tabii, söz olduğu tabii, için söylüyorum. Evet. Yani o yüzden yeniden rafa alacağı 1,5 puan da önemli, 2 puan da önemli vesaire. Ama tabii şu var, siz bir Azmi Karamahmutoğlu dediniz. Onu ben ayrıca bir şey söylemek isterim. Ben belki İyi Partili arkadaşlar kızıyorlar ama ben İyi Parti'nin bu seçimde İstanbul'da rakibi Azmi Karamahmutoğlu diyorum. Çünkü onlar şimdi bir tartıya çıkacaklar ve orada hangisinin daha yüksek oy aldığı, tabii şimdi İyi Parti %10'luk bir parti olarak tartıya çıkacak. Zafer %2,5'luk bir parti olarak peki, tartıya çıkacak. Doğru. O da çok önemli. Orada ve çok belirleyici. Doğru. Azmi Karamahmutoğlu'nun Cumhur İttifakı'ndan da ne kadar oy alacağı çok önemli. İşte yani 1,5'ları konuştuğumuz için bunların hepsi evet, denklem içerisinde evet, önem teşkil bakalım, ediyor. Bakalım açıklama. Nasıl bir gün gör? Dem meselesi şöyledir. Hani ya bu olaya bir dem vuralım meselesi kadar önemli midir? Ne demek istediğimi anladınız. Anlatabildiysem eğer tabii ki öyle söyleyeyim. Yine Elfin Hanım'ın partilerin buyur. Buyur, söyle buyur, söyle. Lütfen. Elfin Hanım'ın söylediklerinin üzerine ne derse hem Azmi Karamahmutoğlu meselesi önemli bir isim, bir ağırlığı süremiz var. Ne kadar kaldı Hülya? Ne kadar kaldı? Soruyorum süremiz Gizem. Ne kadar harika süremiz. 6-7 dakika. Ama tam öyle dedik. Düşmedim. Tamamını kullanmayacağım ama bu DEM Partisi'ndekiler hani partilerin ismini koyarken isim üzerinden bu kadar çok espri yapılacağını düşünmüşler midir bilmiyorum ama pek çok esprinin de konusu oluyor. Meral Hanım'ın ifadelerinde tabii daha başka bir hüviyete büründü ama hani demlenmek vesaire gibi. Şimdi DEM Partisi meselesi tabii ki önemli. Yani İstanbul'da %8'lik tabii, bir oy var. Şimdi bu oy hani HDP çizgisindeki siyasi partilerin oyları düşüyor. Bunu başka bir gün konuşabiliriz. Doğru söylüyorsunuz. Ona da katılıyorum. Ama, evet. Ama tabii, düşüş de olsa İstanbul'da HDP'nin etrafında toplanan, onun tabanı olan seçmenin kararı niye önemli? Bir yere yöneldiği zaman seçmenini mobilize etme kabiliyeti çok yüksek. Yani oraya o seçmenini taşıyabiliyor ve aktarabiliyor. Dolayısıyla 3 seçenek var orada aslında, 2 değil. Yani aday çıkarmak çıkarmamak değil. Aday çıkarmamak bir seçenek ve burada aday çıkarmadıkları takdirde seçmenlerin önemli bir bölümünün Sayın İmamoğlu'na yöneleceğini biliyoruz. Yani biliyoruz derken sağ çalışmalarında ben bunu görüyorum, kendim de görüyorum. 2, aday çıkarırsınız fakat adayınızın arkasında çok kuvvetli durmazsınız. Biraz serbest gezen bir moda dönüştürürsünüz onu. Yine burada bu Ekrem İmamoğlu'nun lehine olabilir. Fakat İstanbul'u kazandığında Sayın İmamoğlu'nun o toplama baktığımızda o toplam içinde o zamanki HDP'nin oylarının, o desteğin önemli olduğunu düşünürsek oradaki 1-2 puanlık kayıp bile Ekrem İmamoğlu'na çok ciddi zarar verebilir. Bu da önemli. Hmm. Yani üçüncü olarak da kuvvetli bir aday çıkarırsınız demin. Bu eş adaylık meselesi de var biliyorsun, o da konuşuluyor. Tabii. Bunlardan bir tanesi eğer aday çıkaracaksa kuvvetle muhtemel Selahattin Bey'in eşi, Demirtaş'ın eşi olabilir. Bir anda ismini hatırlayamadım. Başak Demirtaş. Kusura bakmayın. Başak Hanım, Başak Demirtaş olabilir. Peki
O zaman ne olur? O zaman Ekrem İmamoğlu'nun işi inanılmaz düzeyde zorlaşır. Çok net söylüyorum. Çünkü bunun bir aritmetiği var. Yani o aritmetikte siz aşağı yukarı 7'lik 8'lik bir oranın ilk şeyden bahsediyorum, turdan bahsediyorum. O daha sahici bir sonuç. Öbüründe AK Parti'nin o vahim hatası karşısında muazzam bir tepki çıkardı. O ilk turdaki aritmetiği unutmazsak o önemli. İki, DEM kadar önemli mi? Bence önemli. Hani 8 oy da onlar almışlar. İstanbul dengelerinde söylüyorum. İyi Parti. Bu oyların ne kadarını koruduğu meselesi elbette önemli. Ne kadarını kendi adayları Sayın Kavuncu üzerinde tutabilecekleri. Fakat oradaki her kayıp da Ekrem İmamoğlu'ndan olacak. Bunu da unutmayalım. Oradaki her kazanç AK Parti'nin hanesinde, Cumhur İttifakı'nın hanesinde olacak. Zafer Partisi ile ilgili, yükselişiyle ilgili aynı kanaattayım. Türkiye genelinde biz hep yeniden refah konuşuyoruz ama Zafer Partisi'nde de ciddi bir yükseliş görüyoruz. Ya yani onu çok böyle konuşmuyoruz değil mi? Falan. Yani o yükselişle birlikte konulan aday profilini de konuşmuyoruz değil mi Nasuh? Yani o aday profilinde bir etkisi fakat ben daha çok AK Parti tarafından oy alacağı düşünülüyor. Neden böyle bir kanaat var bilmiyorum. İyi Parti'den hani İyi Parti'de bir erime varsa hani o bir süreçtir. Oradan oy alması tabii ki muhtemeldir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'ndan oy alabileceğini hiç düşünmüyorum. Bunu araştırmalar üzerinden de bakarak söylüyorum. Öyle bir İyi Parti'den alabilir herhalde değil mi? İyi Parti'den alabilir. Önemli ölçüde oradan alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi de DEM'le çok açık bir ittifaka girdiğinde acaba CHP içindeki daha böyle ulusalcı çizgide bu konulara sıcak yaklaşmayan seçmen kendisine bir adres ararsa Zafer Partisi bu adres olabilir mi? Bence fevkalade de olabilir. Çok açık ittifaktan kastınız hani biz nedir mesela? Yani çok merak yani ediyorum. Mesela AK Parti ile DEM Parti arasında görüşmeler var mı? Hayır. Yani böyle bir görüşme yok. Yok. Bu daha çok seçmene verilecek mesajlar üzerinden olabilir. Tamam. İttifak, yani, başka tabii, şey İttifak başka bir şey diyorsunuz değil mi? İttifak başka bir şeydir diyorsunuz. İttifak nasıldır? Yani DEM ben tıpkı şeyde yaptığı gibi Mayıs seçimlerinde yaptığı gibi aday çıkarmaz. Net bir şekilde. Resmi olarak bir ittifakın altına imza atmanıza gerek yok. Zaten. Aday çıkarmadınız. Aday çıkarmadığınız takdirde bu apaçık bir destektir. Ama diğer iki seçeneği ayrıca söyledim. Dolayısıyla çok denklem var burada. Yeniden Refah. Fakat bir şey daha var. Ona katılır mı Elif Hanım bilmiyorum. Hızlıca söyleyeyim. Bu yarışın şöyle bir tarafı var. Yani Ekrem Bey bunun daha genel bir seçim havasında yürümesini istiyor. Rakibini Sayın Erdoğan olarak ilan ediyor vesaire. AK Parti Murat Kurum'la bunu başka bir rayda tutmaya çalışıyor. Yerel seçim, İstanbul'un sorunları vesaire. Şimdi işler buraydan çıkar. Bir genel seçim havasına dönerse şu anda kendisini böyle müzakere pazarlık masasında çok kuvvetli gören oyu az partilerin çok da karşılığı kalmayabilir. Çok hızlı eriyebilir ve iki tarafa dağılabilirler. Yani bunu da gözden kaçırmamak lazım. Önemli. Söyledikleriniz çok önemli. Nasıl böyle bir uzun bu arada Yeniden Refah tarafındaki hava da çok olumlu değil. Bu arada bilgi geliyorsa birkaç yere sormuştum bir yandan. Değil mi? Gel yani sordum yani çünkü önemli. Pınar bana attı tam yayın esnasında başlayınca Hülya dedi. Fatih Erbakan yarın açıklama yapacakmış. Ya açıklamayı biz pazartesi bekliyorduk. Bir cuma dendi bir pazartesi. Yarın açıklama yapacaksa peki Sayın Cumhurbaşkanı görüşülmeyecek mi? Evet. Yani çünkü erkene alınması da çok o görüşülmeyecek anlamına mı gelir o zaman? Öyle mi okumalıyız acaba nasıl? Bu da mümkün. Bu da mümkün. Ama dediğim gibi bu o kadar uzun bir süre ki tam da Süleyman Demirel'in söylediğine geldik. Siyasette 24 saat çok uzun falan diye. Çok. O noktadayız galiba. Çok. Ama hava çok olumlu değil aldığım kadarıyla. Evet. Peki. Biz pazartesi birlikte oluruz herhalde. Yani uzun uzadıya konuşuruz akşam. Elfin Tataroğlu ne dersiniz? Son bir dakika toparlamayı size bırakayım. 1,5-2 dakika diyor yönetmenim. Buyurun efendim. Şimdi ben Nasuhi Bey dedi hani genel seçim yerel seçim olursa bu diğer partilere oy akışı biraz daha hani iki büyük partiye CHP ve AKP AK Parti üzerine yoğunlaşır. Ben 2023 seçimlerinden sonra seçmenin merkez partilerine biraz küstüğünü düşünüyorum. Yani bu bir gözlem. Daha doğrusu siyasete küstüğünü düşünüyorum. Bu tabii çeşitli gerekçeleri var. Yani iktidar tarafına küsen seçmenin işte ekonomik gelişmelerden memnuniyetsizliği ve hala değişen bir şeyin olmaması, muhalif partilere küsen seçmenin aslında orada da değişen bir şeyin olmadığı. Yani Türkiye'nin çıkarına herhangi bir sonuç yaratılamadıkça
O zaman marjinal partiler ya da daha uçlarda olan partiler ya da işte alternatif denilebilecek akımlar ya da daha sivri ideolojiler daha fazla büyüyecektir diye düşünüyorum. Peki. Benim de yani bir tarafta yeniden refahın, bir tarafta zaferin bu yolculuğu biraz da sisteme ve merkeze küskünlüğü de gösteriyor bence. Peki. Elfin Tataroğlu özlemiştik ve çok teşekkür ediyorum. Evet. Bence de kesinlikle öyle. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Nasıl Güngör, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.